Merhabalar, ekranlarınızın karşısına sağlıkla gülümseye hoş geldiniz. Yepyeni bir bölümle daha sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Öncelikle bugün 23 Nisan, biz bu çekimi 23 Nisan'da yapıyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyorum. Ve bize bu bayramı, çocuklara bu bayramı armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla ve minnetle anıyorum. Bugün Sağlıkla Gülümse'nin yeni bölümünde belki de çoğunuzun ilk defa duyacağı bir konuyu konuşacağız. Bizlerin çene yüz protezleri dediğimiz maksilofasiyel protezler de olarak adlandırılan çene ve yüz protezlerini konuşacağız. Yine çok değerli bir meslektaşımla beraber. Kısa bir örnekleme yapayım çene yüz protezleriyle ilgili. Mesela protez olarak aklınıza gelen şeyler çoğunlukla işte dişlerinize, ağzınıza yapılan protezlerken aslında kaybettiğiniz kulağın, burunun, gözün ya da başka bir uzvun yerine de protez yapılabildiğini biliyor muydunuz? İşte biz özellikle baş boyun bölgesinde, baş bölgesinde, çene yüz bölgesinde yapılan biz bu protezleri konuşacağız. Konuğum benim de aynı fakülteden beraber çalıştığım çok değerli bir meslektaşım, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı'ndan Profesör Doktor Seçil Nemli. Seçil hoş geldin. Hoş bulduk Zeynep. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim, iyiyim. Öncelikle teşekkür ediyorum geldiğin için, katıldığın için. Biliyorum ki sen uzun yıllardır çene yüz protezi çalışıyorsun ve aslında bu çok da bilinmeyen bir konu ve aslında bu hasta grubu, çene yüz protezi yaptıran hasta grupları da aslında gerçekten bu protezlere gerçekten ihtiyacı olan ve çok mağdur bir hasta grubu gerçekten. O yüzden bu protezleri bir konuşalım. Önceki tanımıyla başlayalım Seçil. Çene yüz protezi nedir ve kimlere yapılır? Çene yüz protezi bizim baş boyun bölgesinde yani işte yüz bölgesinde ağız içinde çeşitli sebeplerde meydana gelen doku ve organ kayıplarını yerine koyan protez türüdür. Hangi sebepler? Burada sebepler önemli. Bazı hastalarda doğumla birlikte meydana gelen bazı defekler oluyor. Bunlar en sık karşılaştığımız örnekleri dudak damak yarığı hastaları veya işte mikrotia kulakta gelişiminde, kulağın gelişimindeki bir takım defeklerle ortaya çıkan hastalıklar ve tabii başka bir takım sistemik sendromlarla birlikte de bu defekler görülebiliyor. Diğer hasta grubumuz ise sonradan meydana gelen kazanılmış defekler dediğimiz. Bunlar nelerdir? Örneğin bir tümör rezeksiyonu sonrası, bir tümörün cerrahi tedavisi sonrası meydana gelen defekler veya bir işte kazalar sonucu, travmatik yaralanmalar sonucu meydana gelen kayıplar, yanık vakalarında meydana gelen doku, organ kayıpları ve bazı inatçı enfeksiyonlar sonucu organların alınmasıyla sonuçlanan defeklerdir. Bu hasta grubunda biz uyguluyoruz çene yüz Sonuçta protezlerini. organ yak ve organı protezle o şekilde orayı en azından estetik ve fonksiyon olarak tamamlamaya çalışıyorsunuz. Evet. Şimdi peki çenelerde ve yüzlerde hangi tip protezler yapabiliyorsunuz bu şekilde? Şimdi biz bunu yapılış hem amacı hem de yapılış tekniği açısından iki farklı gruba ayırıyoruz. Ağız içi ve ağız dışı defeklerde yaptığımız çene yüz protezleri diye. Ağız içi defekler dediğimiz bizim ağız içinde çene kemiklerinde meydana gelen bazı defekler oluyor. Özellikle tümörlerin rezeksiyonu sonrasında ağız bütünlüğü bozuluyor. İşte bu durumlarda hastalarımız çok temel fonksiyonlarını yerine getiremiyorlar. Nedir bunlar? Yemek yeme, yutkunma, Konuşma. konuşma. İşte bunları, bu fonksiyonları geri iade edebilmek için ağız içinde biz ağız protezlerine benzer ancak tabii daha komplike özelliklere sahip ağız içi defekt protezleri yapıyoruz. Diğer kısım ise ağız dışı defektler. Burada da yine işte kulak, göz, burun Burun. veya bunların kombine Evet, halde kombine olarak değil olduğu mi? defeklerle karşılaşıyoruz. Bunlar da işte biz cerrahi rekonstrüksiyonların yapılamadığı veya yetersiz kaldığı durumlarda bir protezle tedavi ediyoruz.
Ağız dışı defeklerde yaptığımız protezlerin en büyük özelliği bunlar estetik olarak hastanın yüzündeki bu dokuyu kaybını yerine protez ile yerine koyup çok toplum içinde çok fazla dikkat çekmeden, bu eksiklik duygusunu hissetmeden yaşayabilmesini sağlıyoruz. Daha çok estetik daha çok estetik ama ağız içi defek protezlerinde daha hastanın önemli fonksiyonları da işin içine giriyor. Peki şey falan yapıyor musunuz? Mesela bazen parmakları kopuyor hastaların. Elde mesela parmaklara falan da protezler yapılabiliyor evet, değil mi? Evet. Yani travmatik bazı yaralanmalar oluyor. Daha parmakların travmatik amputasyonu ve bunların mikrocerrahi tekniklerle yerine koyulamadığı durumlarda protez uygulamaları da yapıyoruz. Şimdi bunların yavaş yavaş yapım aşamalarına geçelim. Şimdi tabii bunları yapabilmek için implant da yapmak gerekiyor bildiğim kadarıyla. Peki mutlaka implant yapmak gerekiyor mu bu protezlerden önce yoksa implantsız olarak da yapılabiliyor mu bu tarz protezler? Şöyle implant bildiğimiz gibi hani bundan yaklaşık 60-70 yıllık geçmişe sahip bir tedavi seçeneği. Çene yüz protezlerinin ise geçmişi tabii ki çok çok daha eski. İmplant neyi sağladı bize? Hastaların protezlerinin daha tutucu olmasını, çok daha rahat kullanabilmelerini sağladı. Ve bu sebeple artık mümkün olduğu vakalarda implantlı protezler yapımını tercih ediyoruz. Aslında daha öncesinde implantsız yapılıyor. Tabii implantsız. Yani burada bizim aslında protetik herhangi bir protez, yani vücudun hangi bölgesine uygularsanız uygulayın, yerinde durabilmesi bizim için önemli, başarısında önemli faktör. Yani protez yerinde dursun, hasta bunu kullanabilsin, bu protez o zaman işlevini yerine getiriyor. Çene yüz protezlerinde de eskilerde, yani bu implant kullanımı öncesinde bazı işte doku adezivleri, yani dokulara uygun yapıştırıcılar veya işte gözlük gibi bir takım aksesuarlar tutuculuğunu sağlamakta kullanılıyordu. Ama İşte son 50-60 yıllık dönemde diş implantlarıyla beraber artık bu çene yüz protezlerinde de uygulamaya geçmiş bulunuyor. Ve protezlerin implant çok fazla tutuculuğunu, konforunu artırdı, hatta kullanım ömrünü bile artırdı. O yüzden de implantsız, tabii ki implantsız protezler mümkün. Hala da bazı durumlarda yapıyoruz. Ama implant çok önemli bir avantaj sağlıyor. Ne zaman peki implantsız, implantlı, implantsız? Şöyle mümkün olduğu kadar implant kullanmak istiyoruz. Ama bazen hastada kemik yetersiz oluyor. Evet. Yani implantı defekt bölgesinde implantın yerleştirileceği yeterli kemik olmayabiliyor. Öte yandan özellikle kanser hastalarında operasyon sonrası gördüğü radyoterapi tabii çok önemli bir faktör. Radyoterapi sonrası bizim implant uygulamalarımız ciddi risk gösterdiği için belirli bir süre en azından kaçınıyoruz. Bir de tabii implantın çok önemli bir noktası, implantı doğru pozisyonda yerleştirildiği zaman bize bu faydaları sağlıyor. Yani protezin estetik görünümünü riske atacak pozisyonda bir implant yerleştirmek hiç yerleştirmeyelim diyoruz. Bunun için de tabii ne önemli? Bu implantı yerleştirecek cerrahla protezi yapacak protez uzmanının birlikte planlaması, birlikte hareket etmesi biliyorsun. Yani diş implantlarında da aynı şekilde prensipler geçerli. Evet. Yanlış yere koymaktansa dediğim gibi hiç koymamak çok daha mantıklı. Evet. Doğru söylüyorsun. Peki mesela şimdi ben zaman zaman görmüştüm. Mesela bir burun protezi yapılıyor üstüne ya da bir göz protezi yapılıyor. Üstüne gözlük yapılıyor. Onlar hala kullanılıyor ama değil mi? Tabii. Şöyle işte söylediğim bu implant yapamadığımız vakalarda biz bunlardan hala faydalanıyoruz. Ama implant yapsak bile bu tür aparatlar o protezin daha az fark edilebilir olması biraz açısından, kamuflaj sağlaması açısından özellikle de bu göz ve burun protezlerinde
Çok ciddi hala fayda sağlıyor. Kullanılıyor, bize. Evet. Daha doğal durmasını sağlıyor gerçekten evet. onlar. Evet, şimdi peki hastalar mesela şimdi ilk başta geldiğinde protez yapılacak. Öncesinde 3 boyutlu olarak yapılacak protezi görebiliyorlar mı? Yani 3 boyutlu olarak ya da hastalar size işte benim burun protezim birazcık daha küçük olsun ya da kendi istedikleri bir burun şeklini size söylüyorlar mı? O şekilde onu yapabiliyor musunuz? Tabii yani şu anda zaten 3 boyutlu modelleme, görüntüleme ve modelleme tekniklerindeki gelişmeler bu alana da yansımış durumda. Muazzam şeyler oluyor zaten. Bunun için hastanın böyle yüz tarayıcılarla veya tomografi görüntüleriyle, böyle bir takım gelişmiş Tabii. görüntüleme teknikleriyle yüz bölgesinin bir kere dijital ortama aktarıyoruz. Orada yapılacak protezi biz tasarlıyoruz. Hastayla bunu paylaşıyoruz. Gerekirse işte hasta üstünde önceden bunların üretimini yapıp bir prototipinin üretimini yapıp hasta üstünde bunu deniyoruz. Ondan sonra protez yapımına geçiyoruz. Bu protezlerin estetiği anlamında bize çok ciddi avantajlar sağladı. Yüzüne uyması lazım, yüzünün şekline duyması lazım değil mi? Tabii ki, tabii. Evet. Genel bir özellikle mesela simetri olan organlarda gözde, kulakta evet. bunlarda bizim amacımız hastanın yüzündeki simetriyi, o dengeyi sağlayabilmek. Doğru. Ama burun protezi simetriyi olan bir organ olmadığı için orada birazcık daha işte bizim estetik bakış açımız, hastanın isteğine istekleri, göre daha çok modifiye evet, edebiliyorsunuz daha değil çok mi? Modifikasyonlar Ediyor. Yapıyoruz. Peki çene yüz protezi kullanan böyle bir hastanın protezi yapıldı ya da sana şunu sorayım. Yapım aşamalarını şöyle bir kısaca anlatabilir misin bana? Protezin yapım aşamaları ilk önce bir kere hastayla tanışıyoruz. Yani evet. iyi bir anamnez alıyoruz. Hastanın beklentilerini öncelikle bir analiz ediyoruz. Hastanın genel durumuna, dokularının durumuna bakıyoruz. Bazen hastalar bize işte kanser cerrahisi evet. sonrası hemen yönlendiriyor. Hasta tabii ki her kişinin reaksiyonu farklı oluyor. Hasta fiziksel olarak buna hazır mı? Dokular iyileşme durumu Cerrahiden nedir? Cerrahiden ne kadar süre sonra yapıyorsunuz mesela bir kanser hastasında? Ne kadar süre bekliyorsunuz? Şöyle, bu birazcık daha vakaya göre değişkenlik gösteriyor. Ama genel olarak örneğin ağız içi defeklerde yani hastanın maksillası üst çenesinde bir tümör tespit ediliyor. O tümör alınıyor. Biz bu hastayı hemen hastane çıkışı yani ameliyattan bir hafta sonra görüp ona beslenme pilavı dediğimiz evet. basit aparelleri uygulayarak bu hastaların yeme, içme, konuşma evet. tabii ki çok önemli Önce, bir katkı sağlayabiliyor bu protezler. Aksi takdirde hastalar bize nazal beslenme halinde geliyorlar hastane tabii. çıkışı ve bu son derece konforsuz tabii. bir şey. Beslenmeyi son derece sınırlayan tabii. bir şey. Mesela bu tip hastalarda hemen böyle bir hafta sonra beslenme pilavı dediğimiz basit aparelerle başlıyoruz. Ondan sonra bunu yaklaşık 2 ay kadar kullandırıyoruz. Takibini yapıyoruz. Dokular çok hızlı değişiyor Tabii. ameliyattan sonra. Ve bu sürenin sonunda artık doku iyileşmeleri tamamlandıktan sonra obturatör protezi dediğimiz daimi böyle dişleri olan o damaktaki defekti evet. kapatan protezini yapabiliyoruz. Yüz protezlerinde, yüz bölgesinde durum birazcık daha farklı oluyor. Burada genellikle hastalar birazcık daha travmatize olmuş oluyor. Evet. Dokuların iyileşmesi birazcık daha gecikiyor. Bunlar da biraz daha işte hastayı kontrollü bir şekilde o hasta kendi iyileşme hızına bağlı olarak değerlendirip protez planlamasına, eğer implantlı yapacaksak implant planlamasına biraz daha hani kişiselleştirilmiş tabii, olarak tabii. devam ediyoruz. Peki bu hastalara protezler yapıldıktan sonra hastaların dikkat etmesi gereken şeyler nelerdir? Şimdi hasta bir kere biz onu işte başlangıç değerlendirme, hasta değerlendirmesi evet. aşamasında da konuşuyoruz hep. Bu bir protez. Evet. Kendi
vücudumuzu, işte ne bileyim işte dişlerimize, vücut sağlığımıza, iç organlarımıza biz nasıl özen gösteriyorsak buna çok daha fazla bu özen göstermemiz gerekiyor. Akrilikten yapıyorsunuz değil mi bunları? Akrilikten ya da hangi materyallerden yapıyorsunuz? Materyal olarak şöyle yine bu proteze uyguladığımız bölgeye göre Hı-hı. değişiyor. Mesela ağız içi protezleri yani obturatör evet. tarzını veya mandibüler defekt protezlerini ağız içinde kullandığımız malzeme akrilik. Akriliklerden yararlanıyoruz. Gerekli yerlerde daha yumuşak akrilikler, silikon esaslı evet. destek malzemeleri kullanıyoruz. Ama hani göz, burun, kulak. Konuşmanın başında evet. dedik ya daha çok estetik evet. amaçla yaptığımız evet. ağız dışı protezlerde ise buna uygun silikon malzemelerini hmm. kullanıyoruz. Ve bu silikon bize tabii ki her insanın ten renginin tonu birbirinden çok daha farklı. Biz bu silikon malzemeleri tamamen hastanın tenine uyumlu olacak şekilde kendine özel boyar Hı. maddeleri kullanarak renklendiriyoruz. Yani ağız içinde akrilik protezler, ağız dışında ise silikon protezleri yapıyoruz. Silikonlar esneme özellikleri var değil tabii, mi? Tabii tabii yani zaten şey o. Esprisi biraz o. Tabii şey amacı da o. Içinde, daha evet. böyle bir derinin yumuşaklığını bunu bazen yakalayamasa evet. bile hastanın mesela mimik hareketleriyle beraber esneyebilen, evet. ona uyum sağlayabilen belli bir esnekliğe sahip malzemeler oluyor. Şimdi o zaman tabii yapıldıktan sonra hastaların dikkat etmesi gereken şeyler var. Onları konuşuyorduk, onları birazcık daha devam edelim istersen. Nasıl bakmalılar temizliği, kullanımı, nelere dikkat etmeliler? Evet yani bunun bir protez olduğunu Hı-hı. unutmayıp bir kere buna temiz bakmalılar. Çünkü bu malzemeler özellikle silikon esaslı malzemeler birazcık dış etkenlere karşı hassas, mikrobiyal enfeksiyonlara yatkın bir materyal. Dolayısıyla çabuk hastanın çabuk hasta tabii çabuk böyle enfeksiyon özellikle mantar enfeksiyonlarının falan gelişimine çok müsait silikonlar. Dolayısıyla hastanın bunların günlük biz onları anlatıyoruz zaten günlük bakımını, temizliğini ve kendi kişisel bakımlarını yani hem protezin hem kendilerinin yara bölgesinin temizliğini, bakımını çok güzel bir şekilde yapmaları gerekiyor. En önemli konu bu. Peki normalde bir ağız protezi kullanan yani bir işte tüm damak kullanan ya da hareketli protez kullanan hasta normalde biz geceleri çıkartın diyoruz. Normalde bu protezi kullanan hasta da geceleri çıkartmalı mı? Yani tabii tavsiye ediyorum ama tabii şunu da hastalara hep söylüyorum. Sonuçta bu hani insan içine çıkmak için rahat çıkabilmek için yapılan bir şey. Çıkaramayacağı zamanlarda... Kısıtlı olarak bu protezleri kullanabiliyor ama genel olarak hani protezi daha uzun süre, daha sağlıklı bir şekilde kullanabilmek için geceleri çıkarmaları, hem protezi temizlemeleri, hem o defekt bölgesini temizlemeleri. Çünkü orada hep böyle bir takım salgılar, bir takım deri, deriye ait, derinin ürettiği bir takım salgılar, ter, müköz salgılar yani her zaman devam ediyor. Değil mi? Temizlenmesi gerekiyor. Yani gün içinde mutlaka bu tercihen gece ama gün içinde mutlaka çıkarılıp temizlenip gerekli hijyen uygulamasının yapılması gerekiyor. Peki şimdi aslında bu zor bir durum. Yani gerçekten bir organını, bir uzvunu kaybetmek gerçekten kişiyi psikolojik olarak da ister istemez çok kötü etkileyen durum. Şimdi hastaların buna alışmaları nasıl oluyor? Yani hem fonksiyon olarak hem psikolojik olarak bu adaptasyon sürecinde neler yapıyorsunuz? Şimdi biz hastayı ilk geldiği zaman hastaya ilk önce yapılacağı zaten hep bir merakla geliyor. Nasıl olacak? Nasıl olacak? Hocam bu nasıl bir şey? Evet. Nasıl olacak? Neye benecek? Yumuşak mı? Aynen biraz önce konuştuğumuz gibi. Bunların hepsini hastaya ben anlatıyorum. Hatta böyle elimde bir örnek protez, yani yüz protezleri için daha çok konuşuyorum. Bir örnek oluyor. Bakın silikon böyle bir şey, kıvamı bu. İşte teninize uygun renklendirilecek. Şekline yapım aşamalarında konuşuruz. Şekline, büyüklüğüne beraber bakacağız, karar vereceğiz diye. Bunları konuşuyoruz. Protezi biz tamamladıktan sonra
ne kadar mükemmel bir protez olursa olsun ilk etapta bir yabancılık tabii, hissini tabii, hastalar hissediyorlar. Ama ben 20 yıldır bu işte protez bölümüne ilk evet, başladığımdan bu yana 20 yıldır bu hastalarla hep haşır neşirim. Evet. Belli bir süre sonra artık vücutlarının bir parçası haline geldiğini, evet, alışıyorlar, vücudunun bir parçası haline geliyor ve mesela protezi birkaç yıl sonra yenilemek için geldiği zaman bir gün bile protezsiz durmaya tahammül edemiyor, istemiyor bunu. İşte o protezsiz dışarı çıkamayacağını söylüyor. İşte biz oraları yara bantlarıyla falan kapatıyoruz. O süreci, o protezsiz günleri o şekilde geçiriyoruz. Tabii şeyle de alakalı. Adaptasyon süreci biraz neden meydana geldiğiyle de alakalı. Şöyle ki diyelim belli bir yaşa kadar vücudunda hiçbir bozukluk olmadan yaşamış ama bir gün bir trafik kazası geçirmiş, kulağını kaybetmiş bir insanı düşünün. Yani burada tabii ki kabullenme birazcık daha zor oluyor. Evet. Yani o protezi daha fazla inceliyor, daha böyle öbür işte kendi eskisiyle kıyaslıyor. Burada birazcık daha süreç uzuyor ama tabii ki hep bu hastalarda kabullenememe, reddedemeyle neredeyse hiç karşılaşmadım. Ama mesela doğuştan gelen defektlerde, örneğin işte mesela mikrotiye hastalarında yine belli bir yaşa kadar hiç kulağı olmadan, yani bir kulağı tamamen yok. Evet. Böyle süre gelmiş bir hasta, genelde genç yaşlarda bu hastalarla karşılaşıyoruz biz. Çoğunlukla böyle büyük bir sevinç oluşturuyor. Mutlu oluyor değil mi? Evet. Mutlu oluyordur o, evet. Mesela böyle bir hastam var, genç bir çocuk. Şu anda üniversite öğrencisi kendisi. Mesela hep uzun kullanmış saçını. Biz kulak protezini yaptıktan sonra ertesi gün gitmiş saçını kestirmiş, bana fotoğraf atmıştı. Yani bu tip şeylerde güzelliği. Çok güzel gerçekten. Peki mesela başka bölümü fizik tedaviyle vesaire psikiyatriyle ortak çalışmanız gerekebiliyor mu protezlere adaptasyon sürecinde? Tabii. Yani bu zaten biz şu anda sadece protezi konuşuyoruz ama bu multidisipliner bir konu. Bir kere cerrahla mutlaka bir şey içinde olmalıyız orada, koordinasyon içinde olmalıyız. Devamında sürekli ise iletişim halinde. Evet. Mesela bazı sendromlar, mikrotik hastalarında duyma bozuklukları da beraberinde geliyor. Kulak burun boğaz uzmanı, odyologlar, bunlarla hep bir aradayız. Tabii psikiyatr... Konuşma terapistleri, obturatör hastalarında mutlaka sadece protez konuyu çözmüyor. Konuşma terapistleri. Tabii. Hep böyle, yani şu an belki aklıma gelmeyen o kadar çok multidisipliner, mesela dermatologlarla çalışıyoruz. Çünkü deri enfeksiyonlarıyla, implant uyguladığımız vakalarda bazen deri enfeksiyonlarıyla karşılaşıyoruz. Yani aslında çok ciddi multidisipliner bir konu bu. Peki bu bu protezlerin ömrü var mı? Yani arada bir yapılması gerekiyor mu? Bununla ilgili bir şey söyleyebilir misin? Evet, aslında burada şimdi bence en önemli konulardan birisi de bu. Protezler bir kere yapılıp bitmiyor. Çünkü bu nihayetinde silikondan yapılan bir malzeme ve belli bir kullanım süresi var. Ha, bu neye göre değişiyor? Hastanın yaşadığı ortama göre, hastanın kişisel bakımına göre, protezine sıklıkta kullandığına göre. Örneğin en çok etkileyen şey güneş. Güneş ışınları, yani UV ışınları. Evet. Rengin çok fazla, bilimsel çalışmalar da bunu göstermiş. Etkiliyor değil mi? Rengin çok hızlı bir şekilde rengin bozulmasına, değişmesine sebep oluyor. Yani kişinin sigara içmesi falan da etkiliyor mu? Bunlar da etkili. Tabii işte kişinin sigara içmesi, mesela bazı çalışmalarda hava kirliliğinin çok olduğu, büyük şehirlerde yaşayan hastalarda daha hızlı bozulduğunu gösteriyor. Hastanın hem kişisel bakımı ve yaşadığı ortam çok önemli. Mesela işte sıcak yörelerde yaşayan hastalara ben dışarı çıkarken şapka kullanmalarını öneriyorum. Mümkün olduğu kadar güneşten korumak gerekiyor. Güneş kremi öneriyor musun diğer vücudunun diğer yerlerini mesela sürmesini öneriyor musun? Güneş kremi de ama yani mümkün olduğu kadar güneşle direkt temastan kaçınmalarını
Bu çünkü çok önemli tabii. bir şey yapıyor. Yani rengi malzeme üzerinde rengi çok önemli bir etkisi var. Rengi bozuyor. Silikonun daha böyle yapısında bozukluklar meydana geliyor. Daha sert o silikonun yumuşaklığının zamanla daha esnekliğini biraz daha azaltıyor. Evet sert sertleştiğini, esnekliğini azaltıyor. O doğal halinin hani bozuyor yani. Bozuyor. Yani hastalar hep soruyor bunun kullanım ömrü nedir diye. Yani hani hem kişisel deneyimlerim hem literatüre baktığımızda ortalama 2 yıl. İdeal bir süre. Ha bunu 3-4 yıl kullanan hastalarımız da oluyor. 1-1,5 yılda protez işte rengi kaybetti diye gelen hastalarımız var. İşte bu noktada hastanın içinde bulunduğu ortam önemli. Yani o zaman siz bu hastalarla sürekli temas halindesiniz. Evet. Değil mi? Sürekli iletişim halindesiniz. Evet. Peki en sık hangi protezleri yapıyorsunuz genel olarak bu tarz protezlerde? Şöyle ağız içi protezlerde en çok maksillektomi sonucu obturatör protezleriyle çok sık karşılaşıyoruz. Ağız dışı bölgede ise en sık karşılaştığım kulak protezleri. Çünkü bu biraz daha etmenleri yani doğuştan gelen defekler oluyor, travmatik defekler oluyor. Daha nadir olmakla birlikte bölgede tümör görülüyor. En sık karşılaştığım kulak protezleri. Aslında bu protezler cerrahi olarak bir rekonstrüksiyon yapılmayan ya da yapılamayacak hastalara yapılıyor değil mi? Sonuçta bu defekler cerrahi olarak da kapatılabilir. Tabii tabii. Evet. Yani benim her zaman için hastalara ilk önce önerim yani bunun eğer yapılabiliyorsa. Bir cerrahi rekonstrüksiyon yapılabiliyorsa bu mümkünse mutlaka hani otojen yani kendi dokularından evet. alınan greflerle evet, olabilir veya işte şimdi hani günümüzde böyle üç boyutlu vücut protezleri tasarlanıyor. Bunlar eğer uygulanabiliyorsa çünkü kalıcı olan, sabit olan tabii, bu. Tabii. Eğer yapılabiliyorsa her zaman için birinci seçenek bu. Bizim karşılaştığımız hastalar daha çok zaten yapılamayacak durumda olanlar. Doktorunun işte tavsiye etmediği yani bir şekilde cerrahi rekonstrüksiyon çünkü biliyorsun kolay bir iş değil. Yıllarca tabii. sürüyor. Tabii, bazen tabii, onlarca tabii. ameliyat tabii, tabii, gerektiriyor. Tabii. Bunu bir seri ameliyat geçirmesi gerekiyor bunun tabii, için. Ve bu yıllar uzun bir süreç. Evet. İşte bunun mümkün olmadığı durumlarda veya yapılıp başarısız olduğu durumlarda bu artık yapacak bir şey yok protez denilen evet. durumlarda evet. biz bu kısma geçiyoruz. Aslında dediğin gibi yapılabiliyorsa cerrahi olarak o defeklerin kapatılması aslında ilk düşünülmesi gereken şey bu. Çünkü hastanın o artık kendi dokusu, oluyor. Kendi dokusuyla kapatılıyor bir şekilde. Evet. Doğru söylüyorsun. Peki son olarak bu tarz protez kullanan hastalara önereceğin neler olur, vereceğin tavsiyeler nelerdir? Onu da alalım, bitirelim. Bu hastaların artık hani bunca yıl iç içe olduğum için ne kadar neler yaşadıklarını artık biraz daha aşinayım. Hastalarımız durumu bunun bir protez yani bu tedaviye başlamadan önce artılarını, eksilerini, karşılaşabilecekleri sıkıntıları örneğin mesela implant destekli bir yüz protezi yaptığımız zaman sık karşılaştığımız bir sorun bizim deri enfeksiyonları. Evet. Bunların bilincinde olarak ve protezin kendilerine anlatılan şekilde doğru kullanımını özen göstererek kullanmaları ve şöyle yani her zaman söylüyorum bu bir protez elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz ve hastalara genellikle çok büyük destek oluyor. Sosyal evet. işte yeme içme, konuşma veya işte insan içine evet. çıkabilme gibi önemli yaşam kalitelerini çok önemli artırıyor ama bunun tabii artılarını eksilerini bilerek tabii. bu yola çıkmalarını tabii. tavsiye ediyorum. Sonra da hayal kırıklığı oluyor olmasa. Tabii değil tabii. Mi? Yani bunun protez olduğunu bilerek beklentiyi ona göre evet. düşünmek lazım. Seçil çok teşekkürler. Hem geldiğin için hem de gerçekten
Emeklerine sağlık. Yani çok da böyle güzel bir iş yapıyorsun bence. Ben teşekkür Bu ederim. hasta grubu, özel bir hasta grubu, çok morale, motivasyona ihtiyacı olan bir grup. O yüzden de çok da bilinmeyen bir konuydu. Bence bu çok açıklayıcı oldu. Pek çok kişinin kafasında artık Cheney's Prosesi deyince bu programı izleyen herkes kafasında bir şeyler oluşmuştur. Çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarına kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Yine görüşmek dileğiyle Ben nazik inşallah. davetin için çok teşekkür ediyorum. Umarım bu konudan haberdar olmayan insanlara, Evet. umarım kimsenin ihtiyacı olmaz İnşallah. ama inşallah Evet. umuyorum ki onlara bir fikir Tabii böyle bir de oluşturmuştur bir bu seçenek konuşmada. olduğunu bilmeleri Evet. adına da güzel oldu. Çok teşekkürler Ben tekrar. teşekkür ediyorum. Evet, bugün çene yüz protezlerini konuştuk. Konuşmamızı istediğiniz başka konular varsa lütfen bizlere sosyal medya hesaplarından yazın. Seve seve konuşuruz. Yeni bölümlerde görüşmek dileğiyle. Kalın sağlıcakla. Hoşça kalın.